الثامنة عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. On 18. mesela diyor ki, tevhidin delillerinden birisi diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelen musibetler ve aynı zamanda evliya'a, yani saadetli evliya, evliyaların saadetlerine gelen meşakkatler burada kastediyor. Kimdir bu saadetli evliya? Mesela Hazreti Ali saadetli evliya, Hazreti Ebu Bekir saadetli evliya. Mesela efendime söyleyeyim, Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Evliya, onların daha aşağısı kimdir mesela? Diğer ashab. Ve bu şekilde, mesela günümüzde şöyle kıyas edecek olursak, Saadet-i Evliya kim olabilir? Alimler. Ve bunun nedir? Tabaka 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 aşağıya iniyor. Yani burada her Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarı olan bir kişi, Allah'ın yani Allah'ın salih kuludur. Yani Allah'ın veli dostudur yani. Yani bu demek değil, yani illa böyle tesbihi böyle büyük büyük olacak, işte takkası olacak, işte amaması olacak, işte fistan olacak, illa evliya olması gerekiyor. Hayır, namaz kılan olan bir kişi Allah dostudur. Hac yapan olan bir kişi Allah dostudur. Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarılmaya çalışan Allah dostudur. Ama nedir? Derece derece. Nasıl ki cennette dereceler var, değil mi? Kimisi illiyinde olacak, kimisi alt tabakada olacak, dünyada olduğu gibi. Kimisi apartmanda oturur, kimisi gece konuda. Ve bu şekilde orada Rabbim Tebareke ve Teala cennette bu şekilde yerleştirecek. Tabaka tabaka kişinin, kişinin amellerine göre. Saadetli evliya, yani alimlerin, evliyaların saadetleri ise alimlerde enbiyalar ve seddukun ve bunun çizgisinde olan giderler nedir? En üst tabaka olan kişilerdir. Rabbim Tebareke ve Teala bizleri o sınıf insanlardan bizleri kabul etsin inşallah ya Rabbim. Ama onların işte alt tabaka nedir? İşte bir alt bir ayak bu şekilde gidiyor. İşte onlara değen, yani onlara musibet gelen, açlık diyor, velvebe hastalık diyor. وَالظَّهِرْ اَنَّ الْمُؤَلِّفْ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ يُرِيدْ الْإِشَارَ اِلَى قِصَّةِ خَيْبَرْ إذ وقع فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جوع عظيم حتى إنهم أكلوا الحمير والثوم. İşte burada müellif rahmetullah diyor ki, bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Hayber gazvesine işaret ettiğini gösteriyor diyor burada. Çünkü o Hayber gazvesi öyle açlık, öyle kıtlık, öyle hastalık meydana geldi ki diyor, hatta أكلوا الحمير والثوم diyor. Zebra eşekleri ve sarımsağı yediler. Ondan başka yiyecekleri kalmadı. Hatta geldi ey Allah Resulü, funiyetil hamir, funiyetil hamir diye bir sahabe bağırmaya başladı. Ki orada nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nedir? Allah tarafından ona bir emir geldi ve zebra eşek eti ve mutelikahı orada haram kılındı. Her ikisi. Ve kazanlarla döküldü etler. Pişecek vaziyette. Ashab açlık çekiyordu. Ama haram kılından dolayı döktüler. Tıpkı Medine'de içki yasağı olduğu zaman nasıl ki kazanlarla içki döküldü. Yani hatta sahabe diyor ki öyle, yani günlerdir böyle sokaklarda içki böyle aktı. Kafirler dediler ki onlar neden döküyorsunuz? Onları bize sattın. Hayır dediler. Nasıl ki bu haram olduğu gibi ondan gelecek mal da haramdır dedi ve sattılar. Aynı şekilde burada eşek etlerini de döktüler. O güne kadar nedir? Zebra eti helaldı. Aynı zamanda mutenike helaldı. O günden sonra işte Hayber gazvesinden sonra o nedir? O yasaklandı burada. Ve emmel vebe, hastalık ise diyor. Hani dedik ya, kıtlık, hastalık, sıkıntılar onlar meydana geldi. İşte ve emmel vebe diyor, hastalık ise fehuve ma veka'a fi ahd Ali radiyallahu anh. Hazreti Ali radıyallahu anh döneminde ona olan bir şeydir, hastalık. Ve biliyorsunuz o gecede, yani Hayber günlerinde Hazreti Ali hastalandı. Hani eyni Ali ibn Abi Talib dedi, قال يا رسول الله إنه يشتكي من عيني فأرسل به فأتي به. Ey Allah'ın Resulü diyor, o gözlerinden hastadır. Hastaydı Ali radıyallahu anh.
ve kendisini çağırdı, getirdiler ve Allah Resulü Aleyhisselam tükürüğünden böyle ayırsırdı ve ona dua etti. فَذَرَعَا بِإِذِّ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فَأَعْطَاهُ الرَّيَا وَقَالَ لَهُ يَا عَلِي اُنْفِدْ عَلَى رِزْتِكَ حَتَّى تَنْزِلْ بِسَحَتِهِمْ Fîlem ayı, bayrağı sancağı ona verince, onların sahasına varıncaya kadar ey Ali ağır ol dedi kendisine. Ağır ol. Çünkü ağır başlı olan bir kişi davet yaparken tesir eder. Dikkat çeker. Olgun olduğunu gösterir. Karşı tarafının yani dikkatini cezbeder. Ufid ya Ali diyor. Ağır ol. Sümme duhu biyel İslam diyor. Ve veccah el kevn nerede? Ama ve emme el meşakka zorluk ise hani dedik işte açlık ise açlık ise aleyhissalatü vesselam işte o etleri döktürmesi hastalık ise Hazreti Ali radıyallahu anh'ın gözleri hastalık olması zorluk ise diyor fezzahir ve veccah kevn zâlike min edillet tevhid enne sabır ve tehtemir fî mesle hâzihil umur yedül alel ihlas ve insan fî tevhidihi ve en kasada Allah ve lidâlike sabır alel belâ. Tevhide sımsıkı sarmış olan bir kişi mutlak madde nedir? Bu meşakkat gerekiyor, zorluk gerekiyor. Herkes buna sabredemez. Sana işte Vahhabi diyecekler, sana şu diyecekler, o diyecekler işte. Yani çünkü tevhidi hakkıyla kabul edirler. Kimdir? Selef alimlerdir. Şimdi bu demek değil ki diğer fırkalar tevhidden uzaktır. Hayır. İsabet ettikleri yerde tevhid ehlidir. Hata ettikleri yerde nedir? Tevhidden uzak kalmışlardır. Mesela biz inanmıyoruz. Neye inanmıyoruz? Zorlukta kaldığımız zaman ey Allah'ın Resulü yetiş demeyi. Zorlukta kaldığımız zaman yetiş ya Abdülkadir Ceylan'ı demeyi. Zorlukta kaldığımız zaman yetiş ya Kutbut Tarika demeyi. Zorlukta kaldığımız zaman yetiş ya Gavsül Karika yetişin ey Allah dostları demeyi. Zorlukta kaldığımız zaman ölülere kurban kesmeyi. Zorlukta kaldığımız zaman Yüce Allah'tan başkasından istiane ve istiğafe etmeyi biz bunu kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. İşte bunu kabul etmeyenlere hemen Vahhabi damgasını vuruyorlar. Ne alakası var? Ne alakası var? Yani neden bunları biz aracı koyuyoruz? Allah bize yetmez mi? Yetmez mi? Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Tek yardımcı, tek yenişen, tek kudret sahibi alemleri sevk ve idare eden Allah'tır. Bu yetmez mi bize? Baktın böyle dünya yalan, ızdırap, dert çekiyorsun. Aç ellerini Allah'a. Şaşkınlarıma doğru yolu gösterir benim Rabbim. Rahmetine güvenerek kapına geldim. Kapından beni boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi sana geldim, kapına geldim. Gazabından korkup rahmetine sığındım. Rahmetinle beni affeyle ya Rabbi. Sen beni koru ya Rabbi, sen beni affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Senin affedeceğin birçok kulun var. Ama beni affedecek senden başka Rabbim, senden başka mabudum, senden başka halikim yoktur ya Rabbi. Rahmetinle beni affeyle ya Rabbi. Sen beni koru ya Rabbi. Sen beni affeyle ya Rabbi diye nedir? Hıçkırarak, ağlayarak Yüce Allah'a ibadet et. Aracısız bir şekilde ne Allah dostudur, ne Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan, ne Fatıma'dan, ne Hüseyin'den, ne İmam Rabbani'den, ne hiç kimseden istemeyip direkt Allah'tan isteyen olan bir kişi kurtulmuştur. Ki Rabbim Tebarek ve Teala وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُهُ بِهَا diyor. Güzel isimler Allah'ındır, onunla çağırıyor. İlla aracı koyacaksak tamam. Allah'ın buyurduğu gibi Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffur, Ya Cebbar, Ya Melekutu Semavati vel Ard. Ey Allah'ım bu güzel isimlerin hürmetine şu duamı kabul eyle diyebiliriz. Bakınız. Salih amelleri zikredebiliriz. Tamam. Ama hiç sünnette, Kur'an'da aslı astarı olmayan şeyleri eğer katarsak Allah Tebareke ve Teala bizlere nedir? Azap edecek. Niçin? Çünkü sünnette yer yok. Ne Allah Resulü yapmıştır, ne kendi emretmiştir, ne hiç kimse. Bakınız kardeşlerim, bu önemli bir mesele. Gerçekten Müslümanların birçoğu nedir? Bu hataya düşüyorlar. Zorlukta kaldıkları zaman Allah dostundan, şuradan, buradan istiyorlar. Ama şöyle Kur'an'a baktığımız zaman Allah Tebareke ve Teala Ankebût suresinde 65. ayette bizlere öyle bir şeyi anlatıyor ki yani efendime söyleyeyim yani saçlarımız diken diken olur. Ne gibi?
Hani Müslümanlar darda kaldıkları zaman ne yapıyorlar bazıları? Allah dostlarına ve şunlardan bunları istiyorlar değil mi? Hatta biri diyor ki, gökte uçuyorum diyor, uçakla filan filan yere gidiyorum diyor. Uçak sallandı diyor, inanın düştü düşecek diyor. Ya Abdülkadir Celal, ya Gavuz dedim. Uçak düzeldi diyor. Dün bir ilahi adına bir şey duydum. Söylüyorlar, bir yaşlı bir amca. Diyor ki, yaktım beni Gavsul Azam, Eûzübillah, yakmış onu Gavsul Azam. Yani büyük Gavs, yardımcı onu yaktı. Yaşlı, başlı, sakalı şöyle ama gel gelelim, nedir? Neyi düşünüyor? Aile diyorlar ki, direkt şeyhinden isteyen olan bir kişi şirke düşmüştür. Ama Allah'la aracı koyan, yani şeyhi Allah'a aracı koyup da şeyhinden değil de Allah'tan isteyip, ya Rabbi şu şeyhimin hürmetine şu duamı kabul eyle diyen olan bir kişi nedir? Bid'at işlemiş olur demişler. Ama direkt şeyhinden isteyen olan bir kişi nedir? Şirke düşmüştür ki o kişi kafir olur mu? Onu alimler karar verir. Kafir olmaz. Çünkü leysa kulli men veqa'a fil küfri veqa'a al küfri aleyh ve leysa kulli men veqa'a fil şirki veqa'a şirki fil aleyh kaidesi olarak kafir olmaz. Her kafir her küfür işleyen olan bir kişi kafir oldu demek değildir ve her şirk işleyen olan bir kişi müşrik oldu demek değildir kaidesi. O şartlar, engeller, emirler getirilir. Eğer o kişi reddederse alimler onun tekfirini ilan ederler. Ama nedir? Kesinlikle bir rabıta için veyahut da bir kişi şeyhini aracı koyduğu için tekfir etmek, bu bid'atçıların işidir. Adam rabıta yapmış olabiliyor. Bilir. Tamam, bu adamın yapmış olduğu şirktir. Allah muhafaza. Eğer şeyhinden direkt istiyorsa, ama yok rabıtasında şeyhini Allah aracı koyup da Allah'tan istiyorsa bid'at işlemiş olur. Ama yok direkt şeyhinden istiyorsa bu adam nedir? Şirke düşmüştür. İşte alimler tarafından o ikaza çağrılır. Ama hemen takviye, tekfir etmek bu doğru değildir. Dedik ya, her küfür söz söyleyen olan bir kişi kafir oldu demek değildir. Ve her şirk söyleyen olan bir kişi müşrik oldu demek değildir.